Merhaba sevgili arkadaşlar video var kanalımıza hoş geldiniz bugün işçi problemlerine birlikte bakacağız tabii ki öncesinde özelöğrenci.com'dan bahsedeceğiz 2012 yılından beri sizlere sunmuş olduğumuz ücretsiz video ders notlarına mutlaka sitemize girip bir ziyaret edin bakalım neler var işinize yarayacak mı bunları bir görmenizi istiyorum Evet işçi problemlerindeki ilk örnek Kemal bir işi 8 saatte Leyla aynı işi 12 saatte yapıyor İkisi birlikte 2 iki saat çalışırsa işin kaçta kaçı biter şeklindeki soruları çözelim. Bu tür sorular arkadaşlar bir hızdan çözebiliyoruz. İkincisi arkadaşlar bir saatte yapılan iş miktarından çözebiliyoruz. Birinci yol diyelim arkadaşlar hızdan çözelim. Genelde yapabiliyorsak hızdan çözmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bir tanesi 8 saatte, diğeri de 12 saat yapıyor ya. 8 ile 12'nin ekokunu alıyorum. Kaçta birleşiyor bunlar arkadaşlar? Bu 24'te birleşiyor. Bu işin tamamının 24V oluşudur. Daha sonra 24'ü 8'e bölüyorum. Bu Kemal'in hızını verecek arkadaşlar. 24'ü 8'e bölersem Kemal'in hızı 3V iken aynı şekilde 12'ye bölüyorum. Buradan da Leyla'nın hızını buluyorum. 24V'yi 12'ye bölersem onun da hızı 2V'ymiş. Yani 1 saatte Kemal 3 V'lik iş yaparken Leyla da 2 V'lik iş yapıyormuş. İkisi birlikte 2 saat diyor. Öncelikle ikisi birlikte 3 ve 2 V'yi topluyorum 5 V iş yaparlar. 2 saat çalışırlarsa toplamda 10 V iş yaparlar. Peki işin tamamı ne kadardı? 24 V. Kaçta kaçı biter diye soruyorsa yapılan kısım bölü tüm kısım şeklinde arkadaşlar yazıp V'leri götürüp buradan 5 bölü 12 olarak bulabiliriz. Daha sık bu yöntemi kullanacağım. Peki diğerine Kemal işin tamamını 8 saat yapıyorsa 1 saatte 1 bölü 8 yapar. Leyla aynı işi 12 saat yapıyorsa 1 saatte 1 bölü 12 yapar. Çarpı 2 saat çalıştıklarında işin bu kadarlık kısmı biter. O halde öncelikli olarak buraya ne yazalım? Toplamda 24'te birleşmeleri için buraya 3 yazdım buraya 2 yazdım. 3 2 daha 5 geldi bölü paydamız kaç oldu? 24 çarpı 2 ifadesinden sadeleştirecek olursak Aradığımız yanıt buradan 5 bölü 12 olarak bulunmuş olur. Evet diğer örneğimizde Esra bir işi 12 günde Fatma 6 günde yapabiliyor. İkisi birlikte aynı işi kaç günde yapabilir? Tekrar söylüyorum arkadaşlar iki sayının ekokunu alıyorsunuz. Kaçta birleşiyorlar? 12'de. O halde diyorsunuz ki işin tamamı 12V olsun. Daha sonra arkadaşlar Esra'nın bir saatte yaptığı ya da gün olarak bakıyorsak bir günde yaptığı işi nasıl buluyoruz? Bu sayıyı verilen değere bölüyoruz. 12V'yi 12'ye böldüğümüzde Demek ki Esra bir günde V kadarlık iş yapıyor. Fatma'yı bulmak için arkadaşlar 12V'yi 6'ya bölüyorsunuz. O da 2V'lik iş yapıyor. İkisi birlikte diyor. Bir tanesi bir günde V, diğeri 2V iş yapıyorsa. ikisi birlikte 3V kadar iş yapıyor. Ne diyor? Aynı işi kaç günde bitirir? Çarpı T diyoruz. İşimizin tamamı kaçmış? O da 12V. Sonra V'leri götürüyoruz. 3'e bölüyoruz 4. Demek ki aradığımız zaman dilim buradan 4 gün olarak bulunmuş olur. Sıradaki örneğimizde çetin bir işi 12 günde deniz ise 24 günde bitirebilmektedir diyor. O halde hemen ne yapıyoruz? 12 ile 24 kaçta birleşir? 24'te. İşin tamamını arkadaşlar 24V diyoruz. Daha sonra Çetin'in bir günde ne kadarlık iş yaptığını bulmak için 24V'yi 12'ye bölüyoruz. Demek ki Çetin bir günde 2 V'lik iş yapıyor. Deniz'i bulmak istiyorsak arkadaşlar 24 ve 24'e bölüyoruz. Demek ki Deniz de bir günde V'lik iş yapıyor. İkisi birlikte 6 gün çalıştıktan sonra bir kere ikisi birlikte diyorsa toplamda 3 V'lik iş var burada. Çarpı 6 gün çalıştıktan sonra Deniz işten ayrılıyor. O halde topladığımızda burada ne kaldı ya da devam edebiliriz sıkıntı yok. Deniz işten ayrıldıysa o zaman kalan işi Çetin kaç güne bitirir? Çetin bir günde 2 V yapıyordu. Çarpı arkadaşlar T günde bitirir. İşin tamamı neydi? 24V. Bu şekilde yazmamızda da hiçbir mahsur yok. Toparlarsak burası 18V. Karşıya atarsak ne kaldı? 6V. Yani 2V çarpı T eşittir 6V'den. Önce V'leri sonra da 2'ye böldüğümüz takdirde aradığımız zaman dilimi buradan 3 olarak bulunmuş olur. Demek ki arkadaşlar kalan işi 3 günde bitirir. Geldik diğer sorumuza. 10 tane işçi günde 12 saat çalışarak bir işi 9 güne bitiriyor. İşte bunlar için de çok güzel bir yöntemimiz var. Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci verilenler bölü ikinci verilenler şeklinde arkadaşlar sorularımızı çözeceğiz. Birinci işe bakalım. 10 işçi günde 12 saat çalışarak bir işi demiş. İşin ne olduğunu söylememiş. İşe biz x diyoruz. Birinci verilenler 10 tane işçi. Başka? 12 tane saat başka 8 günde. Sonra 5 kişi daha katılırsa normalde 10 işçi vardı. O zaman ne oldu? 15 işçi oldu. İşçiler 4 saat daha az çalışırsa yani 12 saat çalışmayacaklar artık. 8 saat çalışacaklar ve ne yapacaklarmış? Aynı iş. O halde iş gene x olacak. Kaç günde biter? Çarpı t diyoruz. Bu ikisi birbirine eşit olduğuna göre şu ikisi de birbirine eşit olacak. 8'leri sadeleştirdik. 5'e böldük 3. 3. 5'e böldük 2. 3'e böldük 1. 3'e böldük 4. Yani ne geldi burası? 8 geldi üst taraf. Alt taraf ne geldi arkadaşlar? Sadece T. Sağ tarafı sadeleştirince kaç kalmıştı? 1. Demek ki aradığımız T yanıtı buradan 8 olarak bulunmuş olur. T ile 1'i çarpın. T eşittir 8'dir. Aradaki örneğimizde Aynı güçteki 10 tane işçi günde 6 saat çalışarak bir haftada 150 ağaç diktiğine göre. Demek ki işim 150 tane ağaç dikmek. Birinci verilenlerim 10 tane işçi günde 6 saat çalışarak diyor arkadaşlar. Hemen 6'yı da buraya yazalım. Sonra ikinci verilenler aynı nitelikteki 14 tane işçi varmış. Günde 2 saat çalışarak 5 günde diyor çarpı 5. Az önce ne diyordu? Bir haftada yani 7 günde 7'yi de yukarıya yazalım. Soru şu kaç ağaç diker? İkinci işi bilmiyorum x. Birinci işim arkadaşlar 150 ağaç dikmek ikinci işimi soruyor. Birinci verilenler 10 tane işçi 6 saat 1 haftada yani 7 günde. İkinci durumda 14 tane işçi günde 2 saat çalışarak 5 günde kaç ağaç dikebilir? X'i arıyoruz buradan. Hemen sıfırları buradan götürdük. Sonra arkadaşlar ne yaptık buradan? Aslında şuradaki 5 kere 2 onu götürsek daha da kolay olacakmış. Burada 150 aynen kalsın. Şu ikisi gitsin. Sonra 2'ye bölsek burada 3 kalır. 2'ye bölsek burada kaç kalır arkadaşlar? 7. 7'ler de buradan gitsin. Daha sonra 3'e bölsek burada 1, 3'e bölsek burada 50 kalacak. Şu sol tarafta üstte 50, altta x, sağ taraflarda hiçbir şey kalmadı. Yani bir içler dışlar çarpımından aradığımız x yanıtı buradan 50 olarak bulunur. Demek ki 50 tane ağaç dikiyorlarmış. Geldik bir diğer sorumuza. Şükrü geldi. Şükrü'nün çalışma hızı Taner'in çalışma hızının 4 katıdır demiş. Demek ki Şükrü kardeşimiz 4V hızla çalışıyorsa Taner kardeşimiz 1V hızla çalışıyordur. Buna göre ikisi beraber 12 günde bitirebildiği işi madem ikisi beraber diyor hızlarını topluyorsunuz ikisi birlikte 4V artı V'den ne yapacak? 5V hızla 12 günde bitirebiliyormuş. Yani işimizin tamamı bu. Bu işi diyor ki Taner tek başına kaç günde bitirebilir? Yani V hızıyla Kaç günde bitirebilir? Denklem çok basit. V'leri götürüyorum buradan. Dolayısıyla ne gelecek? Buradan çarptığımızda 60 eşittir. T olarak bulunmuş olur. Birinci sorumuzdayız. Buse bir işi 8 günde. İrem aynı işin yarısını 12 günde. Yarısını 12 günde yapıyorsa demek ki tamamını 24 günde yapacak. Daha sonra 8 ile 24 kaçta birleşir? Ekoklarını aldık. 24 ve. Demek ki işimizin tamamı 24 ve. Bu seni yapıyormuş arkadaşlar. 24 ve 8'e bölersek hızı 3 ve. İrem ne yapıyormuş arkadaşlar? 24 vyi 24'e bölüyoruz. Demek ki İrem'in hızı da V. Demek ki Buse bir günde 3 V'lik iş yaparken İrem ise V kadar iş yapıyor. İkisi birlikte dediyse, hızlarını topluyorsunuz. 4 ve çarpı 2 gün çalışırlarsa 8V kadar iş yaparlar. İşin kaçta kaçı biter dediklerine göre o halde yapılan kısım bölü işin tamamı şeklinde arkadaşlar söyleyeceğiz. Sadeleştirdiğimiz takdirde aradığımız yanıt buradan 1 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Ve geldik ikinci sorumuza. Bu soruda Tunç bir işi 4x bölü 3 ve Yasin de x bölü 3 günde yapabilmektedir. İkisi birlikte aynı işi 8 güne bitirebildiklerine göre x kaçtır diye sormuş. Yine arkadaşlar burada ikisinin ekokunu alabilirsiniz. İkisinin ekokunu aldığınızda ne gelecek arkadaşlar? Şuradaki sayı yani 4x bölü 3 gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla işin tamamına direkt 4x bölü 3 v diyebilirsiniz. Hocam ben kafam karışır bu şekilde yapamam diyorsanız da şunu yapabilirsiniz. O zaman bir günde işin 1 bölü 4x bölü 3 dersiniz. Belki bu soru için bu yöntem bir tık daha basit olabilir. Bölü arkadaşlar bir günde 1 bölü x artı 3'ün yapacak çarpı ikisi bir e, birlikte 8 günde işin tamamını arkadaşlar bitiriyorlarmış. Denklem bu. İkisinin bir günü yaptıkları çarpı kaç günü yaptıkları eşittir. İşin tamamı diyorsa 1. Yarısı diyorsa 1 bölü 2. 5'te 1 diyorsa 1 bölü 5. Ne diyorsa onu sağ tarafa yazıyorsunuz. Peki arkadaşlar geldik burada denklemi çözmeye. Birinci aynen durup ikinci ters çevirsek 3 yukarı geçecek. Burada da 3 yukarı çıkacak. Yani 3 bölü 4 x artı 3 bölü x gelecek arkadaşlar. Çarpı 8 eşittir 1 gelecek. Daha sonra burada payda eşitlenebilir. Bunu 4 ile çarparsak paydaları aynı olur şu anda. 3 artı 4 geri 3 12'den 15 bölü 4 x çarpı 8 eşittir 1 geldi. Hemen 4 ile 8'i sadeleştirdim. Burada 2. O halde üst tarafta ne kaldı? 30 alt tarafta x sağda kaç var? 1. x'i karşıya yatarsak aradığımız x yanıtı buradan 30 olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuzdayız. Bir işi Gül ve Burcu birlikte 18 günde bitirebiliyorlar. İkisi birlikte 8 gün çalıştıktan sonra Burcu işi bırakıyor. Kalan işi Gül 15 günde bitirebildiğine göre Burcu tüm işi tek başına kaç günde bitirebilir diye sormuş. Bu tür sorularda şunu yapabilirsiniz. Gül işi tek başına x günde Burcu işi tek başına da y günde bitirsin. Sonra 1 bölü x artı 1 bölü y diyoruz arkadaşlar. İkisi birlikte 18 günde bitirebiliyorsa çarpı 18 eşittir 1 diyebilirsiniz. Daha sonra ikisi birlikte 8 gün çalıştıktan sonra 1 bölü x artı 1 bölü y ikisini birlikte 8 gün çalıştıralım. Sonra Burcu işi bırakmış. Yani bu gitmiş. Geriye kalan işi bir günde Gül 1 bölü x iş yapıyordu. 15 günde de işin tamamını bitirmiş. Eşittir. işin tamamı bittiğine göre sonucu 1'e eşitleyeceğiz. Soru Burcu işi tek başına kaç günde yapabilir? Yani y'yi arıyoruz arkadaşlar. O halde burada içler dışlar çarpılan 18'i karşı atarsak burası 1 bölü 18 olur. Yani 1 bölü x artı 1 bölü y gördüğüm yere ben 1 bölü 18 yazabilirim. Çarpı 8 artı burada ne var? 15 bölü x eşittir 1. Sadeleştirsem 2'ye bölsem 4, 2'ye bölsem 9. 4 bölü 9'u eşitliğin sağ tarafına atarsam 15 bölü x eşittir. 1 eksi 4 bölü 9 gelecek buradan. Daha sonra arkadaşlar 15 bölü x eşittir. 1 kere 9 9. 4 çıktı 5 bölü 9. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 3. İçler dışlar çarpılan x eşittir buradan 9 kere 3'ten 27 geldi. Sonra arkadaşlar şu ifade alalım. Yani 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir 1 bölü 18 diye. Bu ifade x gördüğümüz yere 27 yazalım. O zaman ne olur buradan? 1 bölü 27 artı 1 bölü y eşittir 1 bölü 18 ise at bunu karşıya. 1 bölü y eşittir 1 bölü 18 eksi 1 bölü 27 gelecek. Paydalarını arkadaşlar eşitleyelim. Kaçta eşitlenirler bunlar? 54'te eşitlenirler. Buna 3 buna 2 yazsak. Buradan ne geldi? 1 bölüye y eşittir. 3 eksi 2'den 1 bölü alt taraf 54. Üstler aynıysa altlar da aynıdır. Aradığımız yanıt buradan Sakarya'nın plakası olan 54 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 4. sorumuza. Bu soruda demiş ki bize bir işi eşit güçteki 6 tane kadın işçi 10 günde yapıyor. Eşit güçteki 6 tane de erkek işçi 8 günde yapıyor. O halde düz mantık düşünelim. 6 kadın 10 günde yapıyorsa bunlarda ters mantık vardır arkadaşlar. Çünkü ne kadar az kadın iş o kadar daha fazla uzacak. Dolayısıyla 6 ile 10'u çarpıyorsunuz. Yani bir kadın bir işi arkadaşlar 6 çarpı 10 60 günde yapabilirken aynı şekilde 6 erkek 8 günde yapıyorsa 6 kere 8'den bir tane de erkek tek başına 48 günde arkadaşlar yapabiliyor. Buna göre diyor bu işçilerden 3 kadın ve 4 erkek işçi aynı işi kaç günde bitirirler diye sormuş. Şimdi bunu yine istersek hızdan gidebiliriz. Hızdan gitmek istemiyorum arkadaşlar bu soruda. Şimdi bir tane kadın 1 bölü 60 yaptı. Kaç tane kadın var? 3 tane. Çarpı 3 yapıyorum arkadaşlar. Şu anda 3 tane kadın oldu. Artı e, 4 tane erkek diyor. 1 erkek 1 bölü 48 ise 4 tane erkek çarpı 4 diyorum. Şu anda bir günde yapılan iş miktarını buldum. Çarpı kaç günde iş biter. Çarpı t zaman işin tamamı bitiyor. arkadaşlar 1. Yarısı bitecek olsa dese 1 bölü 2'ye. 3'te 1'i bitecek olsa dese 1 bölü 3'e eşit diyorum. Kurgu bu. Hemen burada sadeleştirmeleri yapalım. 3'e böldüm burada 20 kaldı. Yani 1 bölü 20 artı. Sadeleştirdim burada kaç kaldı? 12 kaldı. 1 bölü 12. Çarpı t eşittir 1. Şimdi 12 ile 20 kaçta birleşir? 60'ta birleşir bunlar. Buna 3 yazdım. Buna 5 yazdım. Üst taraf 3. 5 de buradan 8. Alt taraf kaç oldu? 60 çarpı t eşittir 1. Daha sonra 4'e bölsem 2. 4'e bölsem 15. Şimdi 2 bölü 15 t eşittir 1 ise bunları karşıya atarsak buradan 15 bölü 2 eşittir t olur. Bakın 15 yukarı attım. 2'yi aşağı attım. Dolayısıyla t'yi arıyordum. Aradığım yanıt da buradan 15 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. 5. sorudayız. Bir grup işçi bir işi 10 günde bitiriyor. İşçi sayısı %50 azaltılır. Günlük çalışma süresi de %25 artırılırsa aynı iş kaç günde biter diye sormuş. O halde birinci işimize x diyelim. İkinci işte de aynısıymış. İşçi sayısı %50 azaltılabilmesi için arkadaşlar ilk durumda %100 olsun. İkinci durumda %50 azaltacağınız için burasına geldi? 50. Sonra günlük çalışma süresi %25 artırılırsa ilkinde 100 olsun. İkincisi de bunu %25 arttırdınız. 125. İlkindeki iş 10 güne bitiyor. İkincindeki iş kaç güne biter diye bize sormuş. X'ler aynı olduğu için oranladık 1 geldi buradan. 50'ye böldük 1. 50'ye böldük 2. 25'e böldük 5. 25'e böldük 4. 5'e böldük 1. 5'e böldük 2. Sol tarafta 1 var. E, bu tarafı çarparsak ne geldi? 2'ye 4 8. 8 kere 2 16 bölüm. Alt tarafta sadece T kaldı. İçler dışlar çarpılan T'yi karşıya atarsak aradığımız T yanıtı buradan 16 olarak bulunur. 6. sorumuza bakacak olursak demiş ki burada Ali ve Berk bir işi birlikte 20 saatte bitiriyorlar. Berk aynı işi tek başına Ali'nin tek başına bitirebileceğinden 9 saat erken bitiriyor. Buna göre Berk bu işi tek başına kaç saatte bitirir diye sormuş. O halde diyelim ki arkadaşlar Berk ilk saatte bitiriyorsa Ali ne yapıyormuş ondan 9 saat daha fazla sürüyormuş arkadaşlar. O halde Ali'nin işi x saate 9 olacak. İkisi birlikte 20 saatte bitiriyorsa 1 bölü x artı 1 bölü x artı 9 çarpı ikisi birlikte 20 saatte işin tamamını bitiriyorlarmış. Buradan x'i bulacağız. Payda eşit diyorum x artı 9 yazdım. Buraya x yazdım. x artı 9 ile 1'i çarptım x artı 9. Artı x ile 1'i çarptım x. Paydayı çarptım x kare artı 9 x. Çarpı burada kaç var? 20. Kaçı eşit? 1. Burası ne yaptı arkadaşlar? 2x artı 9. Hemen 20 ile 2x'i çarpıyorum ya da şöyle yazalım 20 parantezinde evet 2x artı 9 yazalım İçler dışlar çarpınca bunu karşı tarafa atarsam ne kaldı burada x kare artı 9, 9x çarpı 1'den x kare artı 9x gelmiş oldu dağıtalım burayı ne geldi buradan 40 tane x artı 20 çarpı 9'dan 180 geldi eşittir x kare artı 9x geldi bunları karşıya atıyorum x kare 40x karşıya eksi 40 istekler 9 xten 40 x çıkarsa eksi 31 tane x geldi. 180 karşıya eksi 180 de gider. Eşittir 0 yazıyorum. Şimdi çarpanlarına ayıracağım. x'e x desem 36'ya 5 desem eksi artı çarpımları 180 çarpımları x kare çapraz çarpıp topladığımda da eksi 31 x'i buluyorum. Daha sonra denklemleri yanlamasına 0 eşitliyorum arkadaşlar. Üsttekinden x eksi 36 eşittir 0'dan x buradan 36 Alttakinde x artı 5 eşittir sıfırdan. x eşittir eksi 5. İşin bitirilebilme süresi negatif olamayacağı için x 36 olacak. Bize belki sormuştu. Biz zaten belki x demiştik. Doğru yanıt buradan 36 olarak bulunmuş olur. 7. sorudayız. Mert'in tek başına 24 saatte yaptığı bir işi Necmi tek başına x saati yapabilmektedir. Bu işte Mert 16 saat. Necmi 3 saat çalıştığında işin tamamı bittiğine göre. Mert 1 saatte 1 bölü 24 yapar. Mert toplamda 16 saat çalışmış. Artı Necmi 1 saatte arkadaşlar x yaptığına göre 1 saatte 1 bölü x yapacak. O da 3 saat çalıştığında işin tamamı bitmiş. Kurgu bu. 8'e böldük 3. 8'e böldük 2. Ne kaldı burada? 2 bölü 3 artı. 1 ile 3'ü çarptık. 3 paydası kaç? X. Kaça eşit? 1. Hemen burada 2 bölü 3'ü karşıya atıyorum. 3 bölü x solda kaldı. Bunu karşıya atarsam 1 eksi 2 bölü 3. Yani 3 bölü x eşittir. 1 kere 3'ten 3, 2 çıktı 1 bölü 3. İçler dışlar çarpma yaparsak aradığımız x yanıtı buradan 9 olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. 8. sorumuza dikkat etmemiz gereken bir husus. 3 tane işçiden birincisi bir işin 3 bölü 4'ünü 18 günde yapıyorsa tamamını yani 4 bölü 4'ünü bulmanın arkadaşlar pratik yöntemi şudur arkadaşlar. Ne yapabilirsiniz? Bu sayı ters çevirip bununla çarpabilirsiniz. Yani tekrar söylüyorum 3 bölü 4'ünü 18 günde yapıyorsa tamamını bulmak için arkadaşlar ne yaparsınız? Sayı ters çevirsiniz. Yani 4 bölü 3 ile 18'i çarparak bunu bulabilirsiniz. Sadeleştirelim arkadaşlar buradan 6. 6 kere 4 24. Yani demek ki arkadaşlar birinci işçimiz ne yapıyormuş? Toplamda 24 günde yapıyormuş bu işi. Peki Öbürü ne yapıyormuş? İkincisi 2 bölü 3 2 bölü 3'ün 6 günde diyor ya. Bu sayıyı ters çeviriyorum ve sonra ne yapıyorum? Günle çarpıyorum. Sadeleştiriyorum. 3 kere 3'ten demek ki ikinci işçi 9 günde yapabiliyormuş. Peki gelelim üçüncü işçiye arkadaşlar. Üçüncü işçi ne yapıyormuş? 1 bölü 6'sını 2 günde ters çevir. 6 çarpı 2'den demek ki o da 12 günde arkadaşlar yapabiliyormuş. 3'ü birlikte aynı işin 17 bölü 18'ini kaç günde yapar diye sormuş. Yani burada arkadaşlar iki türlü yapılabilir. Ee, bir zaman normal şeyden yapacağız. Yani bir günde 1 bölü 24 yaptı. Bir günde 1 bölü 9 yaptı. Bir günde 1 bölü 12 yaptı. Kaç günde direkt ne soruyorsa o sayıyı eşitleyebiliyorsunuz. Sanki bu soru için bu şekilde gitmek daha da kolay gibi. Paydaları arkadaşlar eşitleyebiliriz. Bu sayıların hepsi 72'de eşitlenir. Buna 3 yazsam, buna 8 yazsam, buna 6 yazsam olur. 3 buradan 8 buradan 11. 6 da buradan 17. Payda kaç oldu? 72. Çarpı t eşittir. 17 bölü 18. 18'e böldüm 1. 18'e böldüm 4. 17'ye böldüm 1. 17'ye böldüm 1. Ne kaldı burada? t bölü 4. Ne kaldı sağ tarafta? Sadece 1. İçler dışlardan karşı atarsak aradığımız t yanıtı buradan 4 olarak bulunmuş olur. 9. sorumuzdayız. Bir işi Ebru 19 günde Kübra 13 günde bitirmektedir. Ebru ve Kübra bu işi eşit olarak bölüşüp aynı anda çalışmaya başlamıştır. Buna göre Ebru kendi işini Kübra'dan kaç gün önce bitirir? Yani işin tamamını Ebru 19 günde bitiriyorsa yarısını 19 bölü 2 günde bitirir. Kübra işin tamamını 13 günde bitiriyorsa bu işin yarısını 13 bölü 2 günde bitirir. Aralarındaki fark buradan 6 bölü 2'den 3 gün olarak bulunmuş olur. 10. sorumuza bakalım. Bu sorumuzda 3 tane usta ve 6 tane çırak bir işi 4 günde bitiriyormuş. Bir tane usta ve 6 tane çırak aynı işi 6 günde bitiriyormuş. Şimdi arkadaşlar biz bu işi bir günde bitirmek istesek. 3 tane usta 4 gün çalışıyorsa bir günde bitirmek için ne yapmamız lazım? 3 kere 4'ten 12 tane ustaya ihtiyacımız var. Artı 6 tane çırak 4 gün çalışıyorsa bir günde bitirmek için 6 kere 4 24 tane de çırağa ihtiyacımız var. Aynı zamanda bir usta artı 6 çırak da 6 günde bitiriyormuş ya. O halde bir usta 6 günde bitiriyorsa o halde 6 tane usta bir günde bitirir. Birbirine eşitleyeceğim. İkisini de bir gündeki arkadaşlar e, işi bitirmelerini eşitleyeceğim. 6 çırak 6 günde bitiriyorsa 6 kere 6'dan 36 tane de çırağa ihtiyacım var. Bu durumda arkadaşlar işi ne yapıyorum? Burada da burada da bir günde bitiriyorum. Günleri birbirine eşitlediğim için değerleri de birbirine eşitleyebiliyorum. O halde 6 U'yu karşı tarafa attım. 6 U kaldı. 24 Ç'yi karşı tarafa attım. 12 Ç kaldı. Buradan bir usta eşittir. iki tane çırak geliyor. Mantık şu. O halde ustanın hızı 2 ve çırağın hızına da arkadaşlar 1 V diyoruz. Demek ki usta 2 V iş yapar. Çırak V iş yapar. Peki işin tamamı nedir diye bakacak olursak. Mesela bir usta artı 6 çırak 6 gün yapıyor. Bir ustanın hızı 2V artı. 6 çırağın hızı çırağın hızı V ise. Yani buradaki hızdan kasıt iş yapma becerisi. Ya da bir günde yaptığı iş miktarı diye düşünülebilir. Çırak, altı çırak altı V ise 6 çırak 6V. Demek ki ikisi birlikte 8V. Toplam kaç gün çalışıyorlar? 6. Diğerini de yapsanız aynı sonuç gelecek. Demek ki işimizin tamamı 48V'lik bir işten bahsediyoruz. Sonra bir usta 6 gün çalışıyormuş. Bir ustanın yaptığı iş 2V. 6 gün çalışırsa 12V. Bir çırak 4 gün çalışsın. Çırak bir günde V kadar iş yapıyorsa 4 günde 4V kadar iş yapar. Dolayısıyla ikisi birlikte 16V'lik iş yapacak. Soru şu işin kaçta kaçını bitirdiler? Yaptıkları iş 16V. İşin tamamı 48V. V'leri götürüp sadeleştirirsek aradığımız yanıt 1 bölü 3 olarak bulunmuş olur. 11. sorumuzdayız. Eşit kapasiteli A tane işçinin günde 9'ar saat çalışarak 12 günde bitirebildiği bir iş demiş. İş arkadaşlar x diyelim eşittir. A tane işçimiz varmış. Günde 9'ar saat çalışıyorlarmış. Ve 12 günde bitirebildikleri bir işi. İşçi sayısı azaltılarak demiş arkadaşlar. Şimdi işçi sayısı normalde A'ydı. Buradan azaltıyoruz. K tane arkadaşlar azaltalım. Sonra günde 8'er saat çalışsınlar ve 36 günde bitirsinler arkadaşlar. Sonuçta aynı işten bahsediyoruz. Virgül demiş yani farklı bir işten bahsetmemiş. Aynı iş. Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. O halde bu ikisini birbirine arkadaşlar eşitliyoruz. Dolayısıyla sadeşlikten sonra 1 oldu. Burada da sadeleştirelim. 12'ye böldük burada kaç kaldı? 3. 3'e böldük burada kaç kaldı? 3. İçler dışlar çarpımı da yapsanız şu payla paydanın birbirine eşit olması lazım. Yani 3A eşittir. 8'i dağıttığımızda buradan 8A. 8'i dağıttığımızda eksi 8K olacak. 3A buraya geldiği zaman ne kaldı burada? 5A eşittir. 8K geldi. Dolayısıyla A'nın 8'in K'nın da 5'in katı olması lazım. A'ya o zaman 8M desek K'ya da ne arkadaşlar? 5M diyeceğiz. A sayısı hangisi olabilir demiş. A sayısının 8'in katı olması. K sayısının 5'in katı olması lazım. Sonra da K'yı da sorabilirdi. Ama bize A'yı sormuş. O halde 8'in katı olan seçeneği arıyoruz. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan E seçeneğidir. 12. sorudayız. Bir atölyede çalışan usta ve çırakla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Usta bir işi tek başına 6 günde bitirebiliyormuş. Çırak da aynı işi tek başına 12 günde bitirebiliyormuş. 6 ile 12 kaçta birleşir arkadaşlar? 12'de. İşin tamamını o zaman 12V diyelim. 12V'yi arkadaşlar 6'ya bölersek ustamızın yaptığı iş 12 bölü 6'dan 2V. 12V'yi 12'ye bölersek çırağımızın yaptığı işte buradan 1V gelecek. Çalışmanızı ya da yaptığı iş aynı şekilde yorumlanabilir. Peki ikisi birlikte işe başladıktan 2 gün sonra. ikisi birlikte arkadaşlar işe başladıysa usta. 2 kere 2'den 4V kadar iş yaptı. Bu ustanın yaptığı iş arkadaşlar. Birazdan lazım olacak. Artı çırak da ne yaptı arkadaşlar? 2 günde 2V kadarlık iş yaptı. Bu da çırağın yaptığı iş. Daha sonra usta işi bırakmış ve kalan işi çırak tek başına bitirmiş. Dolayısıyla arkadaşlar işin tamamı 12V değil miydi? O zaman buranın da bir önemi kalmadı. Yani şunu söyleyeceğiz. 12V'lik kadar işin 4V kadarını usta yapmış. Ve geri kalan arkadaşlar 8V kadarında çırak yapmış. Sonra diyor ki usta ve çırak bu işten kazanmış oldukları 960 TL'yi yaptıkları iş miktarı doğru olarak paylaşmışlar. Buna göre usta ne kadar alır? Öncelikli olarak işimizin tamamı 12 V'lik bir iş. Peki neye eşitmiş buradan? 960'a. Usta ne kadarlık iş yapmıştı? 4 V'lik. Ne kadar para alacak? X. Gördüğünüz gibi 3'e bölünmüş. O halde aldığı para da 3'e bölünecek. O halde aldığı para buradan 320 olarak bulunmuş olur. 13. sorudayız. Bir duvarı Asım tek başına 12 günde, Basri tek başına 24 günde örmektedir. Dolayısıyla 12 ile 4 kaçta birleşir arkadaşlar? 24'te. O halde işin tamamını arkadaşlar 24V diyelim. Sonra Asım ne yapıyormuş? 12 günde bitiriyormuş. 24V'yi 12'ye bölersek Asım'ın yaptığı iş 2V'lik bir iş. Yani bir günde 2V kadarını yapıyormuş. Peki diğeri kim? Basri Basri ne yapıyormuş? O da 24 V'yi 24'e bölersek Basri de bir günde V kadarlık iş yapıyormuş. İkisi birlikte 2 iki gün çalıştıktan sonra demiş. O halde ikisi birlikte toplamda 3 V kadarlık iş yapıyorlar. Sonra ne yapmış arkadaşlar? 2 gün çalışmışlar. Devamında ne olmuş? Basri işi bırakmış. Basri gitmiş. Asım tek başına 3 gün daha çalışmış. Asım tek başına 2 V yapıyordu. O da 3 gün daha çalışmış. Sonra Basri geri dönmüş. Basri geri döndüyse artık 3 V ile çalışacaklar. O halde diyor ki duvarın kalan kısmını Asım ve Basri kaç günde örer? Çarpı T eşittir. İşimizin tamamı neydi arkadaşlar? 24 V. Bu kadar basit. Kurgu nasıl görüyorsunuz arkadaşlar? Topluyorum 6 V. Topluyorum 6 V. Kaç yaptı burası? 12 V. Karşıya atıyorum. 3 V T eşittir. 24 V'den 12 V çıkartacak olursak 12V kalır. V'leri götürüyoruz. 3 ile kaçı çarparsak 12 yapar. Aradığımız yanıt buradan 4 olarak bulunmuş olur. 14. sorudayız. Emel'in minnoş, pamuk, lokum isminde 3 tane kedisi vardır. Emel kedilerinin mama kabına bir miktar mama koyuyor. Kaptaki mamayı tek başına minnoş 6 günde, Pamuk 8 günde ve lokum da 24 günde bitirebilmektedir. Dolayısıyla 24, 8 ve 6 kaçta birleşir arkadaşlar? 24'te birleşir. O halde kaptaki mamamız ne olacak? Evet mama şöyle yazılır. Toplamda 24 V'lik içerisinde bir mama olsun. Sonra bu 24 arkadaşlar 6'ya bölelim. Demek ki minnoş kedisi ne yapıyormuş? 24 V'yi böldük 6'ya. Günde 4 V kadar mama yiyor. Bir günde 4 V yedi. Peki sonra kim geldi? Pamuk. Pamuk ne yapıyormuş arkadaşlar? Pamuk da 8 günde yiyormuş. 24 ve 8'i güne bölersek bir günde 3 ve kadar mamayı da pamuk yiyormuş. Sonra geldik lokuma. Lokum herhalde zayıf bir kedi. Lokum ne yapıyormuş? 24 ve 24'e bölersek günde ve kadar e, mama yiyormuş. Diyor ki 3 kedi birlikte bu mamadan bir gün yedikten sonra yesinler 4, 3 ve bir tane V'yi toplarsak 8 ve Mama yediler. Daha sonra Emel minnoşu iki günlüğüne bir arkadaşın evine götürüyor. E diğer kediler bu arada aç mı kalacaklar? Hayır onlar yediler. Geri kalan diğer iki kedi toplamda 4 ve yiyorlar. Peki kaç gün yiyorlar? Minnoş iki günlüğüne gitmiş çarpı 2 diyoruz. O halde ne diyor sonra? Bir arkadaşın evine götürüyor. Buna göre minnoş döndüğünde kalan mamayı tek başına kaç günde yiyebilir demiş. Burası 8 ve Burası da 8 Toplamda 16V'lik kısmı yenilmiş mamanın. Mama normalde 24V'lik bir mama. 16V'lik kısmı yenilmiş. E geriye ne kaldı? 8V'lik bir mama. E minnoş tek başına 4V zaten bir günde yiyordu. O halde 8V'yi yani kalan mamayı bir günde yediği miktara bölecek olursak demek ki 2 günde bütün mamayı minnoş tek başına yer. Doğru yanıt B seçeneğidir. 15. sorudayız. 3 A tane işçi bir işi günde B saat çalışarak 6B günde bitiriyorsa A 4 tane işçi günde A saat çalışarak 2B kare günde aynı işin kaçta kaçını bitirir diye sormuş. Dilerseniz birinci işe x1 e, diyelim. ikinci işe de x diyelim arkadaşlar. Kaçta kaçını bitirdiğini buradan bulalım. Şöyle söyleyelim buradan. Evet, birinci durumda 3A tane işçi varmış ve günde B saat çalışıyorlarmış. 6B günde arkadaşlar işi bitiriyorlarmış. İkinci durumda A eksi 4 tane işçi varmış. Günde A saat çalışıyorlarmış. Ve 2 B kare günde arkadaşlar aynı işi karşı kaçan bitirdiklerine bakalım. Öncelikli olarak arkadaşlar ne yapacağız buradan? B kareler gitti. A'lar da gitti buradan. Daha sonra 2'ye 2, 2 böldük 1. 6'yı 2'ye böldük 3. Bu durumda 1 bölü x eşittir ne geldi buradan? 3 kere 3 9 bölü e, a eksi 4 olarak arkadaşlar bulduk. Şimdi işe 1 dersek mesela işin yarısını bitirseydik arkadaşlar o zaman ne olacaktı buradan? Hani alt tarafa 1 bölü 2 yazacaktık. Yani biz burada x'i arıyoruz. Dolayısıyla bunları ters çevirmemiz lazım. Burada şıklara böyle yazmışlar ama biz burada x'i arayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla a eksi 4 bölü 9 yani şunun tam tersi olacak. Cevap c olacak ama burası a eksi 4 bölü 9 olarak bulunmuş olur. 16. sorudayız. Beril odasının sıcaklığını 18 derece olarak ölçüyor. Klimayı tek başına çalıştırdığında 3 bölü 5 saatte bunu dakikaya çevirelim arkadaşlar. Saat 60 olduğuna göre hemen ne kaldı buradan 36 dakikada. Sonra elektrikli ısıtıcıyı tek başına çalıştırdığında da 3 bölü 10 saatte. Onu da arkadaşlar hemen 60 ile çarparak dakikaya çevirelim. Sıfırlar gitti demek ki 18 dakikada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ne yapıyor? Elektrikli ısıtıcı daha hızlı. Oda sıcaklığının 26 dereceye geldiğini görüyor. Buna göre oda sıcaklığı 18 dereceyken iken ikisini birlikte çalıştırırsa Beril'in odasının sıcaklığı kaç dakika sonra 26 derece olur diye sormuş. Öncelikli olarak 36 ile 18 kaçta birleşiyordu? 36'da o zaman 36V diyoruz. İşin tamamını arkadaşlar. Sonra 36V'yi 36'ya bölüyoruz. Buradaki bizim klimamız ne olacak? 1V'lik ısı yayacak. Sonra elektrikli ısıcımız için ise 36V'yi 18'e böleceğiz. Elektrikli ısıtıcımız da bu zamanda 36V 1 18'den 2V gelecek. Dolayısıyla ikisi birlikte arkadaşlar 3V'lik iş yapacaklar. Toplamda kaç saat sürecek, kaç dakika sürecek diye düşünüyoruz. Toplamımız ne arkadaşlar? 36V'lik bir iş. V'leri götürdüğümüzde T buradan 12 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt B seçeneğidir. 17. sorumuzdayız. Bir işi Akif ve Bilal birlikte çalışarak 8 saatte bitirebiliyormuş. Aynı işi Akif tek başına A saatte, Bilal ise tek başına B saatte yapıyor. Akif Bilal'den daha yavaş çalıştığına göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bir kere ikisi birlikte 8 saat yapıyorsa her ikisi de arkadaşlar 8'den büyük olmak zorundadır. A da 8'den büyüktür, B de 8'den büyüktür. Çünkü ikisi birlikte toplamda 8 saatte ise bireysel olarak bakacak olursak ikisi de 8 saatten büyüktür. Deseydik ki A ile B birbirine eşit olmuş olsaydı o zaman Akif artı Bilal yerine yine Akif yazıyorum arkadaşlar. İkisi birlikte 8 saatte işin tamamını bitirselerdi. 1 bölü A ile 1 bölü A'yı topladım. 2 bölü A 8 ile çarptım 1'e eşit. Buradan 16 bölü A eşittir 1'e eşit. Dolayısıyla buradan ne gelecek? A eşittir 16. Benzer şekilde arkadaşlar A ile B birbirine eşit olduğu için B de eşittir 16. Şimdi Akif ile Bilal aynı hızda çalışsalar... İkisi de 16 saatte bitirecekti. Ama Akif'in ne olduğunu biliyorum. Daha yavaş olduğunu biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar Akif'in işi 16 saate bitmez. Daha da fazla sürer. Yani A sayısı kesinlikle arkadaşlar 16'dan büyüktür. Ancak Bilal hızlı çalıştığı için 16 saatten daha kısa sürmesi lazım. O halde ne olması lazım Bilal'in? 16'dan küçük olması lazım. Peki A için bakarsak A 8'den büyük A 16'dan büyük. İkisini birleştirdiğimizde A 16'dan büyüktür. Seçeneklerde böyle bir şey göremiyorum. Hemen diğerine bakalım. B için B'nin kesinlikle 16'dan küçük olduğunu ve B'nin kesinlikle 8'den büyük olduğunu biliyorum. Dolayısıyla aradığım yanıt buradan 8 ile 16 arasında. Yani doğru yanıt D seçeneğidir. 18. sorudayız. İki duvar ustasından birincisi dakikada 4 tuğla. Evet, birinci ustamız ne yapıyormuş? Bir dakikada 4 tuğla arkadaşlar diziyormuş. Peki İkinci ustamız ne yapıyormuş? O da dakikada 6 tuğla örüyormuş. Evet, ikinci usta da 1 dakikada 6 tane tuğla örüyormuş. Aynı anda işe başlayan ustalardan birincisi 80 tuğla ördüğü anda. Evet arkadaşlar, birinci ustaya 80 tuğla ördürmek için ne yapması lazım? Bunun 20 katı. Dolayısıyla arkadaşlar 20 dakikalık süre geçmiş. İkisi de sonuçta bu 20 dakika boyunca çalışmışlar. Peki daha sonra ne olmuş arkadaşlar? İkinci ustanın örmesi gereken 300 tuğla daha olduğunu görmüşler. Peki ikinci usta 300 tuğlayı ne kadar zamanda örer? 300 bölü 6'dan arkadaşlar. Bunun için de 50 dakika geçmesi lazım. Diyor ki duvar örme işlemini aynı anda tamamlayan bu ustalar toplam kaç tuğla kullanmışlardır? Sonuçta örmeye beraber devam ettikleri için aslında yaptıkları olay 20 dakika burada 70, 50 dakika burada toplamda 70 dakikalık bir çalışma içerisine girdiler. Peki başlangıçta baktığımızda 1 dakikada ikisi toplamda 10 tane tuğla örüyorlarsa toplam 70 dakika içerisinde ikisi birlikte 700 tane tuğla örerler. Doğru yanıt A seçeneğidir. 19. sorumuzdayız. Sorumuzda yukarıda verilen grafik 3 işçiden Akın'ın tek başına 1 saatte Akın ve Burak'ın birlikte 1 saatte Akın, Burak ve Cihan'ın birlikte 1 saatte boyadıkları duvar büyüklüğünü göstermektedir. Demek ki Akın kardeş arkadaşlar ne yapmış 1 saatte 2x'lik duvar boyamış. Yazalım. Daha sonra Akın'la Burak birlikte 3x boyadıysa arkadaşlar. O halde ikisinin toplamının zaten Akın 2x'ti. 2x'e ne ekleyeceğiz 3x olsun diye. Demek ki Burak kardeş x'lik iş yapmış. 3'ü birlikte 6x yaptıysa. Dolayısıyla topladığımızda burası zaten 3x yapıyor. 6x olması için o zaman Cihan da 1 saatte 3x'lik iş yapmıştır. Bu arkadaşlar 1 saat içerisindeki boyadıkları miktardır. Peki diyor ki bu bina boyama işini Burak ve Cihan birlikte 27 saate bitirebildiğine göre aynı işi Akın tek başına kaç saate bitirebilir diye sormuş. Öncelikli olarak arkadaşlar buradaki ördükleriyle hızları doğru orantılı olacak. Yani Cihan'ın örme hızı 3V'dir. Burak'ın örme hızı 1V'dir. Ve Akın'ın örme hızı arkadaşlar 2V'dir. Ne diyor? Burak ve Cihan birlikte 27 saatte. Evet Burak ve Cihan'ın hızlarını topladığımızda 4V'lik hızları var. Toplamda 27 saat çalışıyorlarmış eşittir. Bu işi Akın tek başına. akınınızı hızı 2V zaten kaç saatte bitirir? T. V'leri götürüyorum arkadaşlar buradan. 2'ye de bölüyorum. 2 çarpı 27'den aradığım yanıt buradan Sakarya'nın plakası olan 54 bulunmuş olur. Doğru yanıt D seçeneğidir. 20. sorudayız. Yukarıda Hasan ve Mehmet'in günlere bağlı olarak ördükleri duvarın büyüklüğünü gösteren grafik verilmiştir. Yani Hasan 4 günde 36 metrekare duvar boyadına göre bir günde 36 bölü 4'ten 9 metrekare boyuyor arkadaşlar. Peki Mehmet ne yapıyor? O da 6 günde 90 metrekare boyadığına göre 90 bölü 6'dan 15 metrekare boyuyor. Bakın bu işi bitirdikleri süre değil. Yaptıkları iş miktarı. Dolayısıyla burada hemen ne söyleyebiliriz? Birinci öncülde Hasan'ın duvar örme hızı. Hasan 9 metrekare örerken arkadaşlar. Mehmet ne yapıyormuş? Mehmet de 15 metrekare arkadaşlar örüyormuş. Dolayısıyla sadeleştirirsek buradan 3 bölü 5 gelir. Dolayısıyla hızın 3 bölü 5 katıdır demiş. Hasan üstteki Mehmet alttaki 3 bölü 5 bu ifade doğrudur. Diyor ki Mehmet'in 12 günde ördüğü duvarı Hasan 20 günde örer diye söylemiş arkadaşlar. Dilerseniz bunların madem hızlarını bulmuştuk hemen söyleyelim. Hasan'ın duvan e, Hasan'ın duvar örme hızını az önce 3V demiştik. Mehmet'in kendi arkadaşlar 5V demiştik. Buradan devam edelim arkadaşlar. Mehmet'in 12 günde örmesi için 5V çarpı 12 deriz eşittir. Hasan'ın örme hızı 3V'di çarpı 20 gün demiş. Burayı çarptığımızda 60V yapar. Burayı çarptığımızda da 60V yapar. O halde bu öncül de doğrudur. Daha sonra Hasan ve Mehmet birlikte 6 günde 126 metrekare duvar örerler demiş. İkisi birlikte arkadaşlar bir günde buradan toplayacak olursak bir günde 24 metrekare arkadaşlar ne yapıyorlar? Duvar örüyorlar. Bu bir günde toplam 6 günü soruyor bize. O halde 24 ile 6'yı çarpacak olursak 6 kere 4 24. 6 kere 2 12. 2 de burada 14. Dolayısıyla arkadaşlar burada 126 değil 144 metrekare olması lazım. Dolayısıyla bu üçüncü öncül yanlış olacak. Hangileri doğrudur diye sorduysa cevap 1 ve 2 gelecek. Yani doğru yanıt buradan C seçeneğidir. 21. sorudayız. Bir halı dokuma atölyesinde çalışan A ve B işçileriyle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. A işçisi 3,5 günde 1 bölü 2 metrekare. Bunu 2 ile çarparsak o zaman 7 günde 1 metrekare. Evet A işçisi 7 günde 1 metrekare arkadaşlar halı dokuyormuş. B işçisi ise 4 günde 1 metrekare. Yani B işçisi de 4 günde 1 metrekare halı dokuyormuş. Sonra demiş ki bize A ve B işçileri 10 günlük çalışma sonunda 2 gün dinlenmektedir. Yani şöyle düşünmemiz lazım. 10 gün çalışıyorlar, 2 gün dinleniyorlar. 10 gün çalışıyorlar, 2 gün dinleniyorlar. Buna göre A ve B işçileri birlikte 100 günde kaç metrekare halı dokuyabilirler demiş. Dolayısıyla arkadaşlar burada geçmeyecek şekilde yüzü bunları paylayabilirsiniz. Tahmin de yürütebilirsiniz. Yüzü 12'ye de bölebilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez istiyorsanız böyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'e geldim arkadaşlar. Burası 80 yapacak. Buradan toplarsak kaç gelecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani gördüğünüz gibi burası 80 artı burada 16 gün 96 yapıyor. Sonra 4 gün daha çalışacaklar ama benim için önemli olan şurası. Yani 16 gün dinlenecekler. Ya da şu şekilde söyleyebilirsiniz. 10 gün çalış 2 gün izin demek. 12 günde 1'e bakmamız lazım. 100'ü 12'ye böldüğümüzde içerisinde 8 defa var. Yani 8 kere izin kullanacaklar. İzinleri de 2 günlük oldukları için 16 gün izin kullanacaklar. Demek ki 100'den 16 çıkaracak olursak demek ki bu elemanlar 84 gün çalışacaklar. Peki hemen şuna bir bakalım. Birisinin 4 günde birisinin de 7 günde arkadaşlar yaptığı işi biliyorsak o zaman ne yapalım hemen burada? 7 günde 1 metrekare dokuyorsa 84 olması için arkadaşlar 7'nin kaç katı 84? 12 katı değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar 12 ile çarptık. O halde bunu da 12'ye çarpacağız. Demek ki 12 metrekare A işçisi dokudu. Diğerine gelelim. Diğeri 4 günde 1 metrekareydi. 84'ü aldık. 4'e bölük ne yaptı? 21. Yani bunun arkadaşlar 84 olması için 21 katını aldık. O zaman bunu da 21 katını alacağız arkadaşlar. Dolayısıyla B işçisi de 21 metrekare aldı okuyacak. Toplayacak olursak aradığımız yanıt buradan 33 metrekare olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt B seçeneğidir. 22. sorudayız. Belediyede çalışan Yusuf ve Yücel isimli iki işçi aşağıdaki şekilde verilen yol boyunca fidan dikeceklerdir. Yusuf'un AB bölümüne fidan dikme süresi BC bölümüne fidan dikme süresinin 3 katıdır. Yücel Yusuf'un 2 katı kadar hızlı fidan dikebilmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapıyormuş şimdi tekrar söyleyelim. Yusuf AB bölümüne fidan dikme süresi BC bölümüne fidan dikme süresinin 3 katıdır demiş. Yani arkadaşlar diyelim ki buraya fidan dikmesi 6T sürsün. Bu tarafa o zaman ne gelecek arkadaşlar? 2T gelecek. Gördüğünüz gibi AB'ye dikme süresi 6 t ise 3'e böldüğümüzde bc dikme süresi. Bu neymiş arkadaşlar? Bu Yusuf'un. Peki Yücel neymiş? Yusuf'un 2 katı kadar hızlı fidan dikiyorsa o zaman Yusuf ab kısmına 6 t'nin yarısı kadar. Yani 3 t zamanda bc kısmına da 2 t'nin yarısı yani t zamanda. Bu durumda arkadaşlar Yusuf'a baktığımızda buranın tamamını 6 buradan 2 de buradan 8 t zamanda arkadaşlar ne yapıyor? Dikebiliyor. Benzer şekilde Yücel kardeşe bakalım. Yücel de ne yapıyormuş? O da 3T buradan, T buradan 4T zamanda arkadaşlar dikebiliyormuş. Yusuf A noktasından, Yücel de C noktasından fidan dikmeye başladı. Karşılıklı olarak başlamışlar. İşin tamamlanma süresi 4 saat oluyormuş. Yani bu buradan buraya kadar gelsin o sonra buradan gelsin falan ikisi devam etsin buradan hesaplarsanız sonucun yine aynı olduğunu arkadaşlar göreceksiniz. Komple bütün olarak da hesap edebiliriz. Yani şöyle Yusuf 1 saatte 1 bölü 8 t yaparken Yücel 1 saatte 1 bölü 4 te yapar. İkisi birlikte arkadaşlar 4 saatte işin tamamını bitirmişler. 2 ile çarparsak buradan 2 1 daha 3 bölü 8 t çarpı 4 eşittir 1 sadeleştirdik buradan 2 T'yi karşı yatarsak 3 bölü 2 eşittir. T geldi. Peki bize neyi sormuş? Yücel'in yolun AB kısmına fidan dikme süresini sormuş. Yücel AB kısmına 3 T zamanda dikiyordu arkadaşlar. 3 çarpı 3 bölü 2 buradan 9 bölü 2 yani aradığımız yanıt 4.5 olarak bulunmuş olur. 23. sorudayız. Asiye, Bey'ye ve Cevriye'nin bir işi tek başlarına bitirme süreleri sırasıyla ABC saattir. AB'den BDC'den büyük olmak üzere... Üçü birlikte bu işi 12 günde bitirdiklerine göre C sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Arkadaşlar burada A'yı da C'yi de B'ye eşit alıyoruz. Dolayısıyla şöyle oluyor. Normalde 1 bölü A, 1 bölü B ve 1 bölü C'nin toplamı 3'ü birlikte 12 saatte ya da 12 günde bu işi bitirebiliyorlarsa ne yapabiliyoruz? A gördüğümüz yere de B yazacağız ve C gördüğümüz yere de B yazacağız. Sonra burası 3 bölü B çarpı 12 eşittir birden. 36 bölü B eşittir 1'den. B 36 geliyor arkadaşlar. B gördüğünüz yere 36 yazıyorsunuz. Dolayısıyla A'nın 36'dan büyük. C'nin de 36'dan küçük olması gerekiyor. C sayısı aşağıdakilerin hangisi olabilir diyorsa tanım oyan sadece 35 var. Doğru yanıt A seçeneğidir. 24. sorumuzdayız. A ve B makineleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A makinesinin bir işi bitirme süresi 8 saatten fazla 24 saatten azdır. A makinesi bir iş arkadaşlar. A sürede bitirsin. Bu neymiş? 8 saatten fazla. 24 saatten de azmış. B makinesi ise aynı işi bitirme süresi 24 saatten fazla ve 72 saatten azdır diyor arkadaşlar. Bunları da aynen bu şekilde yazdık. Daha sonra A ve B makineleri birlikte aynı işi X saate bitirmektedir. Yani 1 bölü A artı 1 bölü B çarpı X eşittir 1'den bunu içler dışarıdan karşı atarsak 1 bölü a artı 1 bölü b ne eşit oluyormuş? 1 bölü x'e. Peki basit eşitsizliklerde pozitif olan sayılar arkadaşlar ters döndürdüğümüzde eşitsizlik yön değiştirecekti. Yani burası ne gelecek? 1 bölü 8 gelecek. Yön değişti a. E, a da dönecek. O da 1 bölü a olacak. Ve yön değişti gene. Bu da 1 bölü 24 olacak. Sonra bu ifade 1 bölü 24 oldu. Sonra burası 1 bölü b oldu. Bu da değişti arkadaşlar. 1 bölü 72 oldu. Taraf tarafa toplayacağız bunları. E, hemen paydalarını eşitleyelim isterseniz. Burayı 3 ile çarptığımızda ne oldu? 3 e, buradan 1 de buradan 4 bölü 24 geldi. Büyüktür. 1 bölü A artı 1 bölü B gördüğümüz üzere 1 bölü X yazabiliyoruz. Bunları da hemen 3 ile çarpmış olursak arkadaşlar ne gelecek? 3 e, buradan 1 de buradan 4 bölü paydamız da bu sefer 72 gelmiş oldu. Peki arkadaşlar biz X'i arıyorduk burada. Tekrar sayılarımızı ters çevirelim bu ters döndüğü zaman ne geldi buradan? 24 bölü 4 geldi. Eşitsizlik tekrar yön değiştirdi. 1 bölü x, x oldu. Bu da ters döndü. 72 bölü 4 geldi. 24 4 e, 24'ü 4'e bölersek 6 gelecek. Küçüktür x'ten. 72'yi 4'e bölersek de 18 gelecek arkadaşlar. Evet buradan ne bulacağız hemen bakalım. 6 ile 18 arasında kaç tane tam sayı var? Bunu görmemiz lazım. 7, 8, 9 diye en son 17'ye kadar gidiyor. Pratik düşünelim. 1'den 6'ya kadar sayı olsa burada 17 tane sayı olurdu. Ama ilk 6 tanesi yoktu. Pratik olarak buradan aradığımız yanıt 11 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt D seçeneğidir. 25. sorumuzda eşit güçteki 15 işçi bir işi birlikte 12 günde bitirebilmektedir demiş arkadaşlar. Bir işçimizin yapabileceği işe 1 günlük işe V diyelim arkadaşlar. Dolayısıyla 15 tane işçimiz 15 V'dir. Toplamda 12 günde bitirebildiklerine göre demek ki arkadaşlar burada 180 V'lik bir iş var. Yani işin tamamı neymiş? 180 V. Buradan başlayalım. Diyor ki 15 işçi işe başladıktan sonra. Yani arkadaşlar 15 işçi toplamda bir işçi 1 V olduğuna göre 15 işçi 15 V O halde 15 V çarpı 4 gün sonra diyor. Yani 4 gün çalışmışlar. İşçilerin bir kısmı işten ayrılmış. Artı geriye kaç tane işçi kaldı bilmiyoruz. Diyelim ki arkadaşlar x tane işçi işten ayrılmış olsun. Bu durumda geriye ne kalacak arkadaşlar? Şimdi toplamda 15 işçi o zaman 15 çarpı v diyorduk. Ama x tane işçi ayrıldığı için 15 e, eksi x çarpı v diyeceğiz. Çünkü bu kadar işçi var. Bunlar ne diyor? Kalan işçiler 3 gün daha çalıştıktan sonra. Demek ki 3 gün çalışıyor bunlar işten ayrılanların iki katı kadar sayıda ve eşit güçteki işçi çalışmaya dahil oluyor. Normal şartlarda elimizde 15 eksi x vardı. X kişi ayrılmıştı çünkü. Ve ayrılanların iki katı kadar daha kişi gelmiş o zaman. Son durumda o zaman ne olacak arkadaşlar? Yeni durum 15 artı x olacak. Ve bunlar geldikten sonra kalan iş 4,5 günde bitiyor. Yani burayı 4,5 ile çarpacağız. Sonuçta arkadaşlar iş bitmiş. İşin tamamı 180 v idi. Dolayısıyla bu denklem arkadaşlar çözmeye çalışalım. Evet şurada bir de V'yi unutmuşuz arkadaşlar. 15 artı X çarpı V olacak. Bu 4,5 gün çalışmış. Hatta hepsindeki V'leri ne yapabiliriz arkadaşlar? Sadeleştirebiliriz. İşimiz kolay olsun. 15 ile 4'ü çarptık. 60 buradan geldi. 3 ile 15'i çarptık. 45. 3 ile eksi X'i çarptık. Eksi 3X geldi. Artı 4,5 arkadaşlar. 15'i çarpacağız. Hemen çarpalım. 15 ile 4,5'i çarpacağız. 5 kere 5 ile 15 çarpı 75. 5 ile 15 çarptık 60 geldi topladık. 5, 7, 6 virgülle buraya atıyoruz. 67 buçuk yapıyor. İkisini çarptığımızda 67 buçuk geldi artı. Bu ikisini çarptığımızda da arkadaşlar 4 buçuk x geldi. Sağ tarafta 180 var. Hemen toparlamaya çalışalım. 60, 45 daha 105 yaptı. 105'e ne yapıyoruz? 67 buçu ekleyeceğiz arkadaşlar. Toplarsak 5, 12, elde var 1, 7 ve 172 buçuk yaptı. 4,5x'ten 3x'i çıkarsak 1,5x kalacak. Bunu karşı tarafa attığımızda yani 180'den 172,5x'i çıkarttığımızda buradan 7,5x buçuk kalacak arkadaşlar. Daha sonra virgülleri attığımız takdirde aradığımız x yanıtı buradan 5 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt D seçeneğidir. 26. sorumuzdayız. Bir fabrikanın paketleme bölümüne ABC robotları alınıyor. Günde 1000 ürün paketleyecek olan bu robotların 1 saatte paketledikleri ürün sayıları sırasıyla A, B ve C'dir. B robotunun birim zamanda paketlediği ürün sayısı A robotununkinden daha fazladır. B robotu B kadar arkadaşlar ne yapıyordu? Ürün paketliyordu. A'nınkinden daha fazlaysa B büyüktür A diyebiliriz. A ve B robotları birlikte çalışırsa paketleme işi 8 saate bitmektedir. Toplamda 1000 ürün paketliyorlardı arkadaşlar. Ve 1 saatte arkadaşlar ne yapıyordu? A robotu A tane, B robotu B tane, C robotu C tane. O halde 8 saat sürüyorsa A robotu 8 saatte 8 A tane, B robotu da arkadaşlar 8 saatte 8 B tane ne yapacak? E, paketleme işlemi yapacak. Toplamda bu 1000'e eşit oluyormuş. Hemen burada dilerseniz her tarafı 8'e bölersek A artı B eşittir 125 gelecek. Bir diğer ifadeyle okuyalım. B ve C robotları birlikte çalışırsa 10 saatte bitiyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla 10 tane B ve 10 tane C. Çünkü 1 saatte B robotu B kadar C robotu da C kadar paketliyordu. O zaman 10 saatte 10 B artı 10 C paketleyecek. Bu da 1000'e eşit olacak. Sonra burayı da arkadaşlar 10'a bölecek olursak B ile C'nin toplamı da buradan 100 gelecek. Evet şimdi bu değerleri arkadaşlar bulduktan sonra ne demiştik buradan? Ee, bize şunu söylüyor. ABC birer pozitif tam sayı olduğuna göre toplamları en fazla kaç olur diye sormuş. Netice itibariyle arkadaşlar burada neyi biliyoruz onu söyleyelim. B sayısının A sayısından daha büyük olduğunu arkadaşlar biliyoruz. Peki B sayısı A'dan daha büyük olsun ve şu şartı arkadaşlar sağlatalım. Bunu nasıl mümkün kılabiliriz? Ee, burada iki sayı birbirine arkadaşlar yakın almaya çalışalım. Bu durumda B ne olacak arkadaşlar? Ee, küçük olursa C o kadar büyük olacak. Yani mantık aslında şu. B'yi ne kadar küçük yaparsam C o kadar fazla olur. Çünkü her ikisinde de B ortak ki arkadaşlar. O zaman nasıl bir şey söyleyebiliriz? 125'i 2'ye bölecek arkadaşlar ne yapacak? 62,5. O halde B daha büyük olduğuna göre B'ye 63 vereyim. Bu durumda A'ya 62 vereyim. Eğer ki B sayısı 63 ise 63 ile kaçı toplarsam 100 olacak. C sayısı da burada otomatik olarak kaç gelecek arkadaşlar? 37 gelecek. Zaten B, C ve A'yı toplayacaktık. Direkt pratik olarak yazalım. BC'nin toplamı zaten 100. A dediğimiz değer de buradan 62 olduğuna göre ABC toplamını alabileceği maksimum değer buradan 162 olarak bulunmuş olur. 27. sorumuzdayız. Ebru ve Filiz aynı fabrikada çalışan iki işçi olmak üzere aşağıdakiler bilinmektedir. Ebru bir işi tek başına 16 saat yapıyor. Filiz aynı işi tek başına 48 saat yapıyor. Bu fabrikada işçiler öğleden önce 7-12 arasında yani 5 saat, ve öğleden sonra 13-19 arasında yani 6 saat. Yani toplamda arkadaşlar 11 saatlik bir mesaisi var. Ebru ve Filiz 07'de aynı işe başlamışlar. Ancak Ebru 11.30'da rahatsızlanarak çalışmaya bir sürü ara vermiştir. Aynı gün Filiz Ebru dönünceye kadar tek başına çalışmış ve arkadaşlar Ebru döndüğünde birlikte devam etmişlerdir. Aynı gün bu fabrikada mesai saati bittiğinde Ebru ile Filiz bu işin 2/3'ünü tamamlayabildiğine göre Filiz tek başına kaç dakika çalışmıştır diye sormuş. Dolayısıyla arkadaşlar hemen şuna bakacağız. Diyeceğiz ki burada normalde ilk saat Ebru çalışmış olsun. Filizle ilgili sıkıntı yok. Toplam 11 saatlik mesainin tamamı arkadaşlar çalışmış. 11 saatte ne yapmış? Filiz çalışmış. Normal şartlarda Ebru işin tamamını 16 saate bitirdiğine göre 1 saatte 1 bölü 16'sını bitirir. İlk saat çalıştığına göre 1 bölü 16 çarpı X diyeceğiz. Artı Filiz 1 saatte 1 bölü 48 o da 11 saat çalıştığına göre arkadaşlar 1 bölü 48 çarpı 11 diyeceğiz. Eşittir işin ne kadarını bitirmişlerdi bakın mesai bittiğinde o yüzden 11 diyoruz arkadaşlar. Çünkü tüm saati çalışmış 2 bölü 3 diyeceğiz arkadaşlar hemen toparlayalım. Bunun paydasını 3 ile bunun arkadaşlar 16 ile genişletirsek paydalar aynı olduğu için yazmaya gerek yok. 3 kere 1 3x gelecek. Artı burada direkt 11 var zaten. 16 çarpı 2'den de 32 gelecek. Sonra 3x eşittir. Bunu karşıya attığımızda 21. X de buradan 7 saat gelecek. Demek ki arkadaşlar ne yapmış? Ebru 7 saat çalışmış. Normalde toplamda 11 saat Filiz çalışmış arkadaşlar. Bu 11 saatin 7 saatinde Ebru ile beraber çalıştığına göre Ebru'nun olmadığı yerde 4 saat çalışmıştır. Sonra saati değil de dakikayı sormuş. Saat de sorulabilirdi. 4 çarpı saatte 60 dakika olduğuna göre aradığımız yanıt buradan 240 dakika olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt B seçeneğidir.